Demiştik. İkinci derse başladık. Ama dersler arasında bir hazırlık konuşması var. Oradaydık. Yani bu baskıda 31. sayfada orijinal sayfa Almancası 19. Düşünme nedir üzerine konuşuyordu. Elden söz ediyor. Yani çünkü elle kavrama, anlama, düşünme, uzanma, tutma ilişkisi söz konusu. Yalnız elin yapıtı mutat olarak, yani alışıldığı gibi sandığımızdan daha zengindir. El sadece kavramaz, yakalamaz, sadece bastırmaz ve vurmaz. El uzatır ve teslim alır. Ve yalnızca nesneleri de değil, bilakis kendini de uzatır. Ve diğerinde kendini teslim alır. Yani bir şey tuttuğu zaman, tabii elin özelliği şudur, bu Husserl'in metinlerinde geçen de başka bir bağlamda, insan kendi kendini hem özne hem nesne yapabilen bir varlıktır. Yani bir elim bir elime dokunduğunda hangi elim kavrayan, hangi elim kavranandır? Yani ikisi de bende var. Yani ben hem özneyim hem nesneyim. İkisi bir arada demek ki olabiliyor. Dolayısıyla el uzandığında bir şeyi kavrayarak o kavradığı şeyde kendini de kavrar diyor. Bu tabii biraz Alman dilinin çağrıştırdığı el, kavrama, tutma, anlama. Gerçi Türkçe'de de yine kavrama dediğimiz zaman, değil mi? Kavram dediğimiz zaman yine kavrama çağrışımı yapıyor. Çünkü diyor ki, el uzatır ve teslim alır ve yalnızca nesneleri de değil, özellikle diyeyim bilakis sözünü kullanmamak için, tam karşılığı değil ama özellikle kendini de uzatır. Çünkü elle birlikte, değil mi, insan da kendini uzatıyor. Ve diğerinde, yani kavradığı şeyde kendini teslim alır. El tutar, el taşır. Muhtemelen insan bir işaret olduğundan dolayı el çizer. Şimdi insan bir işaret demek, insan yorum bekliyor demek. İnsanın manası hazır değil demek. Yani insan bir X'tir. Artık ona hangi sayılar konacak X yerine? Belli bir, belki X'in bir şeyi vardır, konabilecek mana değerleri. Ama insan mana açıklığı taşıyan, hatta Türkçe'de bakın açıklık, açlık çağrışımı da yaptı. Mana açlığı olan bir varlıktır. Manaya ihtiyacı vardır.
hayatta yaşadığımız ve psikolojik veya biyolojik veya psikiyatrik düz anlamıyla sorun sandığımız bir takım sorunlar mana ile ilgilidir. Yani hayata verdiğimiz manaların doyurucu olmayışı, yaşayışımızı bütünleyemeyişi yüzünden acı çekeriz. Onun için ben yıllar önce mana sağlığı diye bir kavram önermiştim. Yani en basite hep anlatılır ya, ya bardağın yarısını boş görüyorsun, hayatım gitti işte, zaten bize de hep boş bardaklar geliyor demeye başlıyorsun. Ama dolu tarafını göremiyorsun. Dolayısıyla yaşam kavgasında, hayat mücadelesinde, yaşamla hayatı ayırdığımı söylemiştim. Yaşam, ayakta kalmak, sağ kalmak, karnımızı doyurmak, ev bark sahibi olmak, toplumda bir yer tutmak için yapıp öde geldiğimiz işlerden oluşur yaşam. Ama hayat manayla yaşanan bir şeydir. Mana dediğimiz şeylerin bir kısmı değerlerdir. Estetik veya etik değerlerdir. Birçok insan hayatının bazı dönemlerinde mana yoksunluğu, eksikliği çektiği için bunalıma düşer. Ya benim burada ne işim var? Kim bu insan? Yıllardır yaşıyorum. Bu ev nedir? Hiç sorgulamamışım. Hiç bana ne ifade ettiğini fark etmemişim. Birdenbire sanki o ana hiç geçmişiniz yokmuş gibi düşüverirsiniz. Ve sorgulamaya başlarsınız. Mana gücümüzün olması lazım. İşte o anlamda mesela Nietzsche bir mana filozofudur. Anlam demiyorum bakın. Maalesef belki eski bir sözcük, Türkçe kökenli olmayan bir sözcük kullanıyorum ama anlamı daha çok dilsel bir şey olarak anladığım için. Mana ise Türkçemizdeki manevi olanla bir bağ kurabildiği için biz felsefecilerin tinsellik dediği manevi hayat, yani değerlerle, manalarla, amaçlarla, ümitlerle, beklentilerle, sevgiyle, acıyla yaşadığımız bir hayat. Hayatta biz ızdırap çekeriz, yaşamda acı duyarız. Ağrı duyarız, acı duyarız. Ama ızdırap da bir mana vermeyi gerektiren bir yaşantıdır. Belki bu açıdan birçok insan ızdırap çekmiyor. Acı çekiyor. Izdırap biraz daha derin düşünmeyi, hayatın manasıyla ilgili sorgulamalar yapmayı, kültürü iyi anlamayı, kültür ürünleriyle ilişkiye geçmiş olmayı, işte sanat ürünleriyle, folklörle, o kültürün tarihiyle, inanç düzeniyle,
töreleriyle, ilişki içinde olmayı gerektirir diye düşünüyorum. Demek ki insan bir işarettir. Ama biz bunun neden farkında değiliz? Biz çünkü işaret deyince trafik işareti gibi bir şey anlıyoruz. Zaten onun manası üzerinde yazıyor. Yani bir inek resmi koyuyorlar. Yani bu ne demek? İnek çıkabilir. Değil mi? Hani bu işaret böyle bir şey değil. İşaret yorum bekleyen bir şeydir. Yoksa sağa git, sola sapma, hızını şu kadar yap falan. Bunlara da işaret diyoruz ama bunların manası üzerinde yazar. Bir yorumlama gücümüzle ilgili. İnsan olmak bu demektir. İnsan olmak bize dayatılan manaların altında inim inim inlemek değildir. Bir dakika ya, bana bunu böyle öğrettiler ama böyle mi acaba? Annem böyle derdi, babam böyle derdi, öğretmenim böyle derdi. Benim inancımın gazetesinin baş köşesinde yazan yazar böyle diyor. Ama böyle mi acaba? Çekilin, tutmayın beni, manayı ben vereceğim. Aman yapma diyorlar. Bırakın, ben mana vermek istiyorum. Bak, verirsen başın belaya girer. Tabii eğitim denen ve bizim mana gücümüzü sürekli en verimli olduğumuz dönemlerde budayan süreç de söz konusudur. Yani hoca diye kırmızı kalem sahibi insanlar olabilir. Bizim bütün aklımız sıra yazdığımız manaları boyarlar. Saçmalama, bunu nereden çıkarıyorsun? Şu kitabı oku, bu kitabı oku, sözlüğe bak filan diye diye bizi şaşkın şabalak bir hale getirip tamam mana filan vermiyorum. Tamam öğretmenim, sen ne dersen, nasıl buyur söylerseniz, biraz da eskilerin deyimiyle nasıl tensip buyurursanız, yani münasip görürseniz, nasıl uygun görürseniz öyle yazayım, işte beni uğraştırmayın, sınıfımı geçeyim diye başlıyorsun ve kimseleri, iktidarı, gücü uğraştırmadan uslu biçimde yaşayıp uslu biçimde ölüyorsun. Rahmetli çok muhterem bir insandı. Ne güzel yaşadı. Karıncayı ezmezdi. Kimseye kötü söz söylediği görülmemiştir. Eğer tavır olarak insanı büyük sadeliğe taşıyacak ise eller birbirine bağlanır. Tüm bunlar eldir ve asıl el zanaatı budur. Çünkü hani el sanatları diye küçümsenen, bakın bu eski kültürlerde bu ayrım yoktur. Yani güzel sanatlar, zanaat, sanat ayrımı gibi, güzel sanatlar, el sanatları. Oysa el sanatları kendi içinde elin yaptığı değerlidir. Siz bir şey söylüyordunuz, buyurun. Büyük sadelik nedir hocam? Nerede? Eğer tavır olarak insanı büyük sadeliğe taşıyacak ise. Eller birbirine kenetlenir. Evet, ona bir bakmam lazım aslına. Neden böyle sadelik dedi veya sadelik diye çevrilen sözcüğe bakmak lazım.
bazen sorun olabiliyor. Büyük sadelik. Ben olsam sade, yani şey, kavuşma, birleşme, katlanma, bir araya gelme, dayanışma diye çevirirdim. Tüm bunlar eldir ve asıl el zanaati budur. Bizim alışkanlık olarak el zanaati diye tanıdığımız ve öyle bıraktığımız her şey oradan ileri gelir. Fakat elin tavırları her yerde, dilin içinden geçer. Yani elle dil arasında bir bağlantı vardır. Düşünme ile yapma arasında, söyleme ile yapma arasında, en saf biçimiyle insan sükût ederek konuştuğu zaman elle dil arasında bir ilişki var. Belki bir jest, yani el kol hareketleri, beden dili, bakış. Ancak insan sadece konuştuğu surette düşünür. Suret demiş. Konuştuğu sürece. Evet, suret demiş. Kelimeleri çok büyük. İyi mi Rabia? Nerede eski sözcük varsa onları bulmuş getirmiş. Hocam siz de ilk kez karşılaşıyorsunuz değil mi bu metinle? Evet. Bunun başka çevirisi de var. Bu çeviri biraz daha iyi, aslına daha yakın gözüküyor. Ama kaçırdığı yerler olabiliyor. Zor tabii çevir. Yani kim çevirirse çevirsin bir şeyler kaçar. Ama hocam sizin o söylediğiniz Ahmet Aydın'ın çevirisini demiyor musunuz? O çok, bunun bir kısmı. Hepsi değil ama. Yok ama yani o bu kısım olanlar da dikkatlice çevrilmemiş. Bakın ne diyor? Ancak insan sadece konuştuğu sürece yahut konuştuğu nasıl konuşuyorsa öyle düşünür. Konuşmayla düşünme arasında böyle bir bağlantı vardır. Evet, ancak insan konuştuğu sürece düşünebilir diyebiliriz. Konuşamazsa düşünemez. Tabii konuşma, dilsizler konuşamıyor belki ama onların da başka. Yani şu demek, düşünmek ifade etmekle birlikte gider. Yani konuşma bir ifadenin bir biçimi. İfade etmeniz lazım. Dile getirmeniz lazım. Dışa vurmanız lazım. Batı dillerinde, Türkçe'de biz ifade dediğimiz şeyler, Batı dillerinde bir biçimde karşılıkları dışa vurumdur. İşte Ausdruck, Express, dışa vurmak. Metafiziğin hala sandığı gibi tersi şekilde değil. Yani önce düşünür sonra konuşur değildir.
Elin her hareketi, her yapıtında unsurun içinden doğru gider, düşünmenin unsurunda tavır alır. Bu da tabii kötü bir çeviri. Muhtemelen çeviren arkadaş anlamamış. Elementi unsur diye çevirmiş. Elin her hareketi ve her yapıtında yani elin her ortaya koyduğu, çünkü el bir ürün ortaya koymuyor mu? Bir şey yapıyor. Resim yapıyor, heykel yapıyor, yazı yazıyor. Yani elin eli meydana getiren, elin el olmasını oluşturan öğe, burada unsur diye söylenen, düşünmenin de öğesidir. Yani elin öğesi, eli el yapan şeylerden bir tanesi, düşünmenin de, düşünmeyi yapan öğesidir. Unsurla öğe arasındaki fark ne hocam? Yok, unsur, öğe yerine unsur demiş canım. Unsur eski kelime kullanmış. Ha, siz şey yapacaksınız. Ben öğe kullanıyorum. Öğe, öğe diyorum ya, unsur. Ya burada yapıtı yanlış kullanmış hocam. Yani bence yapıtı anlamadan koymuş. Yukarıda burada tabii yapıtı... handwerk, yani orada werk, ürün, yani elin ortaya koyduğu ürün. Yapıt demese iyi olurdu. Yani, değil mi? Yukarıda da mesela elin yapıtı derken aslında elin yapısını ürünü kastetti. Ama yapı yok, dedi. Yapı yapısı el, değil. Ürünü, elin ürünü, el ürünü. Mesela 19 başlarken orada da yalnız elin yapıtı mutat olarak sandığımızdan daha şey, orada da yapıt yanlış kullanılmış. Yani elin ortaya koyduğu ürün demek istiyor. El ürünü. El ürünü demesi lazım. Elin yapıtı demiş. Olmayacak yani Türkçesi kullanmış. Tabi biz Türkçe'de elin yapıtı deyince yabancı birinin ortaya koyduğu ürün. Bizden değil yani el. Anladım da ben hani yapıt eser anlamında ya elin eseri değil burada diye baktım olaya. Başka bir şey dedim ama ürün diyorsanız yapıt olur, doğru. Neyse, ben anlayamadım onu. Yani elin ürettiği şey. Evet, o zaman yapıt. El üretimi, elin ürettiği. Yani bir el hareket eder, bir de üretir. Yani el yalnız hareket etmiyor. Bir de nesne yaratıyor. Ürettiği şey var. Şimdi Almanca'da bu problem olmuyor. Ama Türkçe'ye çevirir, böyle çevirirsek problem oluyor. Yani sözlüğe baktığımız zaman işte orada yapıt diye görüyor, eli de görüyor, el yapıtı diyor. Ürün, ürün. Elin can bir ürün ortaya koyması yani elbette bir anlamı neden olmasın? Yani el durup dururken saçma sapan bir ürün mü koyacak? Yok yok, o jest, o el hareketi o. Biz ürün, yani bir şey üretiyor, resim yapıyor, yazı yazıyor, ev yapıyor, duvar yapıyor. Ürün dediğimiz o. Jest anlamsız olabilir canım. Yani muhakkak her el hareketinin anlamı olacak. Her şey.
Yani şunu söylemek istiyor, biraz karmaşık belki, o dilde daha basit ama biz bunu kendi dilimize kelime kelime değil de anladığımız gibi çevirirsek, elin işleyişiyle düşünmenin işleyişi arasında bir paralellik vardır, yakınlık vardır, ilişki vardır, koşutluk vardır. Hay Allah, dilini eşek arısı soksun, bunu mu demek istiyordun denir. Dolayısıyla bilhassa icra edilmek istendiğinde düşünmenin kendisi insanın en kolay ve bu sebepten en zor el zanaatidir. Burada tabii farklı bir bakış var. Eski Yunan'da düşünmeyi hep üstün görmüşler. Yani insanı insan kılan en üst unsur, hadi buradaki lafı kullanalım, en üst insanı insan kılan en üst insan özelliği düşünmesidir. El sanatları da aşağıda bir yerde görülür, tehne aşağılarda görülür. Burada Heidegger bu ikisi arasında, yani bir sıra düzeni, bir üst alt ilişkisi olmadığı, birbiriyle bağlı olduğu, düşünmenin de bir zanaat gibi bir şey olduğu, marangozluk gibi bir şey olduğu, bir ustaca bir iş yapmak olduğu konusunda imalarda bulunuyor. Bu eski Yunan düşüncesine yakın olmayan bir şey. Düşünmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Zira düşünme yetisi, hatta düşünme istidadı, yani melekesi. Yani ne, şimdi yetiyle istidat arasındaki fark ne? İstidat yetenek anlamında mı kullanmış burada? Yeti yetenek. Evet, bakayım neden ayrı sözcük kullanmış. Düşünme istidadı. Düşünme yetisi. Hatta düşünme, zira düşünme yetisi, hatta düşünme istidadı. Şey, düşünmeye olan eğilimimiz. Hangisi? Temayülümüz. Herhalde istidadı o anlamda kullanmış. Düşün, tabii istidat gerçekten bir kabiliyettir ama yetiyi galiba yanlış kullanmış olabilir. Yeterek çünkü yeterek, biz yeterek. İstidatın yerine yeti, yeti yerine istidat kullanılıyor. Kabiliyet genellikle, değil mi? Evet. Dolayısıyla burada başka bir şey. Yani insanın eğilimleri var. Düşünme eğilimi var. Bir de düşünme kabiliyeti, yeteneği var. Yani istidadı böyle anlayalım. Bizim düşünmeye muktedir olduğumuza teminat değildir. Yani ne teminat değildir? İkide bir düşünmeye, düşünceye dalmamız ve düşünme işinde başarılı oluşumuz, orada bir yeteneğimizin olması, düşünme gücümüz olduğu anlamına gelmez. Zira bu, kendini düşünmeye veren şeyi öncesinde sevmemizi talep eder. Yani bu şu demek, tabii bu Türkçe bir cümle değil.
Yani Almanca kelime kelime çevirince böyle tuhaf bir, pek alışmadığımız bir Türkçe çıkmış ortaya. Kendini düşünmeye veren şey. Yani düşüncede ne görüyoruz? O. Zira bu kendini düşünmeye veren şeyi öncesinde sevmemizi talep eder. Eğer bir sevme düşünmeyle ilgili düşünmeye girme, düşünmeye düşünmeyi başlatma ilgisi bizde yoksa, o zaman düşünme, yani şöyle bir şey, düşünme, çok iyi düşünen, iyi planlar yapan, hangi konuda ise, çok başarılı biri olabiliriz. Bir de yapı olarak çok, ne diyelim, böyle bir laf var mı, düşünük gibi, yani düşünmeye ikide bir, hani böyle uyuyor, boynu gider de böyle uykuya dalar. Bunun gibi böyle ikide bir düşünceye dalan birisi olmak, düşünme işini başaracağımız anlamına gelmez. Bu işe karşı bir sağlam bir niyetimizin olması gerekir. Yani karar vermiş olmamız ve kendimizi düşünmeye doğru yönlendirmemiz gerekir. Bir tavır gerekir. Yani tavırsız, bir ön tavırsız, önceden kendimizi hazırlamadan, bir tavır geliştirmeden düşünme yolculuğu yapamayız. Önce bunun bir hazırlığını yapmamız gerekir. Yani durup dururken hiç kendimizi düşünme yolculuğuna, çünkü bir yolculuğa çıkmadan önce hazırlık yapmıyor muyuz? Sporcular kampa giriyor, değil mi? Yani kampa girmek ne demek? İşte o çıkacakları müsabaka için kendilerini hazırlama. Bir önceden buna hazır olma işi. Bu ama kendinden itibarla düşünme, kendinden itibaren düşünme, kendinden itibaren düşünme veren şeydir. Bu verginin, yani aslında dikkate alınıp düşünülmesi gereken şeyin, bize verdiği şeye en düşündürücü olan diyoruz. Bunu daha önce de söylemiştik. Yani bir şeyin bizi harekete getirmesi gerekir. Düşünülesi olanı görmemiz gerekir. Yani onu bunu düşünmeyeceğiz. Bir düşünülesi olan bir şeyi yakalamamız, onun bizi harekete geçirmesi, buna en düşündürücü olan diyoruz. Bu en düşündürücü olanın, sayfayı atladım, bu en düşündürücü olanın da ne olduğu sorusuna şu iddia ile cevap veriyoruz. Demek ki düşünme rastgele bir şey değil. Bir defa bir hazırlık gerektiriyor. Bir, ve
Ve en düşündürücü olanın bizi düşündürücü olanla bir temasımızın olması, en düşündürücü olanın ne olduğu sorusunu sormamızı gerektiriyor. Bizim düşündürücü çağımız için en düşündürücü olan bizim henüz düşünmüyor olmamızdır. Bu en düşündürücü olan. Yani hakikaten düşündüğünüzde hakikaten ben mesela ben kendi adıma hiç düşünmediğimi düşünüyorum. Tabii tuhaf bir cümle oldu ama yani oradaki iki düşünme farklı anlamlarda. Sorunlar üzerinde düşünmeyi kastediyor mu? Yani burada sorun çözme düşünmesi değil. Bir mana yakalama işidir. Ama bu hayat gailesini düşünüyoruz. Dert tasa. Bunun adı tasa, düşünme değil. Değil mi? Acaba borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? Krediyi nereden alacağız? Oğlanın dersleri de iyi gitmiyor. Değil mi? Farisi de endişe. Endişe düşünmek demek. Çünkü biz bura insanları düşünmeyi bir hep kaygı olarak yaşarız. Yani derdimiz varsa düşünürüz. Durup dururken ne diye düşüneyim kardeşim? İşler tıkır tıkır gidiyor. Karadeniz'de gemilerin battıysa düşünürsün. Batmadıysa düşünmezsin. Oh derdim yok, tasam yok. Düşünmem arkadaş. Onun için kendimize ders icat ederiz. Muhakkak bir sıkıntı vardır. Evden çıkarsın acaba ocağı açık bıraktım mı diye. Eve dönünceye kadar kaygılanırsın mesela. Ne güzel bir kaygı. Çünkü bu kaygı en düşündürücü olanı bizden uzaklaştırıyor. Çünkü bu kaygı bir yaşama alışkanlığı oluşturuyor. Her şeyi burada kullanılan sözcükle söyleyeyim, mutat hale getiriyoruz. Her şey mutadım veçhile, eskiler öyle de. Yani alıştığım gibi kahvem şekersiz olsun. Yani oraya hep kahveye gidiyorum, hep şekersiz içiyorum. Hep alıştığım gibi, ne kadar müthiş bir konfor değil mi? Her şey beklediğim gibi olacak. Bu ne demektir? Bu yine eski bir sözcük kullanayım, tefessühtür. Bozulmadır. Kokuşmadır. Yani alışkanlık yaşamımızın bir parçası ama alışkanlıkları aşma, değiştirme zaten hayat o kadar da rahat alışkanlıklar bize vermez çoğu zaman. Yani başımız ağrır, bir derdimiz olur, birisiyle dalaşırız, bir şey canımızı sıkar. Dolayısıyla o kadar rahat olmuyor ama Heidegger gibi en düşündürücü olan nedir gibi bir soru, hiç düşünmediğimiz noktasına bizi getiriyor. Şimdi Heidegger burada öğrencileri hazırlıyor. Yani askerlikte mesela bir yeri ele geçirmek için yumuşatma denen bir şey vardır. Top atışı yapılır. Yani önce bombalarsın uçaklarla, toplarla. Artık oradakiler epey kafalarını çıkaramaz olur. O zaman piyade girer içeri. Şimdi henüz piyade girmedi. Yani bu yumuşatma hareketi oldu. Anlaşılıyor. Onun için başımızı kaldırıp ne oluyor ya deyip sorma şeyimiz olmuyor.
İyi anladık bunu kaç defa söyledi. Düşünmüyormuşuz. İyi. Anladık bir daha söyle diyebiliriz. Ancak bunun sebebi hiçbir zaman sadece ve öncelikle insan olarak bizlerin aslında düşünmeye sevk eden şeye kendimizi yeteri kadarıyla, kötü bir Türkçe, bizlerini sonraya koyması lazım. Kendimizi yeteri kadarıyla yönetmememiz değildir. Yani bizi düşünmeye sevk eden şeye kendimizi yönetmediğimiz için düşünmüyor değiliz. Aslında hocam ikinci derse geçebiliriz. Değil mi? Bilakis yok. Atlamayalım ya. Bilakis o en düşündürücü olan kendini bizden geri çeviriyor. Çünkü düşündürücü olanı yakalayabilmek için, düşündürücü olana gidebilmek için düşündürücü olanın da bize gelmesi lazım. Yani bu ne demek? Bu tabii bir metaforik konuşma. Mesela Heidegger'in çok sevmeyeceği bir örnek vereyim. Bir matematik problemi çözeceğiz. Şimdi o matematik problemini çözebilmek için bir takım gerekli bilgilere ihtiyacımız var. Ama o bilgiler yetmeyebilir. O bilgileri o problemde nasıl kullanacağımız konusunda kafa yormuş olmak lazım. Bunu yaptıkça, yani kendimizi problem çözümüne yoğunlaştırdıkça, odaklaştırdıkça, yani problemi düşünme ve yaşama alanımızın odağına koydukça, o çözeceğimiz şeyin de bize doğru yaklaştığını görebiliriz. Yani giderek problemi çözemesek de nasıl gidilebileceği konusunda, ne gibi çözümler olabileceği konusunda kafamızda bir takım düşünceler oluşabilir. Şimdi biz hiç düşünmediğimiz, daha doğrusu o en düşündürücü olanla bağ kuramadığımız, en düşündürücü olan nedir gibi bir soru soramadığımız için en düşündürücü olan bizden uzaklaşmıştır. Belki yüzyıllardır uzaklarda bir yerde duruyor. Şimdi buradaki Hölderlin'den aldığı şiirlerde göreceksiniz. Hatta ne diyor bakın? Kendini bizden çeviriyor ve hatta ezelden beri insandan kendini geri çevirmiştir. Geri çekmiştir. Çıkmış gitmiş. Bu şekilde kendini geri çeken şey eşsiz yakınlığını tutar ve geliştirir. Yani biz düşünmeye başlarsak, o çok uzaklarda olan uygun bir tavır içine girersek, o uzaklara gitmiş olan en düşündürücü şey yakınımıza gelmeye başlayacaktır. Kendini geri çeken şey ile bağlantılı olduğumuzda, bakın böyle bir bağlantı gerekiyor. Ne olduğunu bilmiyoruz ama işareti görüyoruz. İşaret ateşleri varmış değil mi eski dönemlerde? Yolcular yolunu bulsun diye. Ateşi karanlıkta görebilmek, kendini geri çekenin çekiminde ona doğru gideceğiz. Ona doğru çekileceğiz. Yani onun talebinin
sır dolu ve dolayısıyla dönüştürülür yakınlığında oluruz. İnsan kendini geri çekenden her ne kadar uzakta olursa olsun, geri çekim her ne kadar perdelenmiş olursa olsun, burada tabii mistik bir dille yakınlık görüyoruz. Değil mi? Mistik dil de böyle bir şeydir. Perdeden söz eder, geri çekilip uzağa gitmekten söz eder. Mistik dil deyince ben anlaşılmayan dil olarak anlıyorum. Yok, anlaşılmayan değil. O karanlık dil diyebiliriz. Burada ima ile anlaşılabilecek olan, yani burada bir takım imalar, işaretler, edebi bir dil var. Çünkü Martin Heidegger mistik düşünürleri de okumuştur. Mesela Meister Eckhart gibi Hristiyan mistiklerinin metinlerinden geçmiştir. Bir teoloji geçmişi vardır. Yani bu tip metinleri okumuştur. Sokrates hayatı boyunca ölümüne dek bu çekimin çekim rüzgarına koymaktan ve kendini orada tutmaktan başka bir şey yapmadı. Hep onu aradı. Hakikat nedir? Aradı. Çünkü eski Yunan'da hakikat üstü örtülü bir şeyin örtüsünü kaldırmak demektir. Çekim rüzgarına karşı koymaktan gibi anladım. Bu çekimin çekim rüzgarına koymaktan. Tekerliğini. Değil mi? Ve kendini orada tutmaktan başka bir şey yapmadı. Bu sebeple o akşam diyarının, akşam diyarı dediği batı. En saf düşünürüdür. Yok. Şey yok. Bu yüzden de o hiçbir şey yazmadı. Zira düşünmekten yola çıkarak yazmaya başlayan kişi kaçınılmaz olarak fazla kuvvetli çekim rüzgarından rüzgar gölgesine iltica eden insanlara benzemek zorundadır yazarsanız. Akşam diyarının Sokrates'ten sonraki tüm düşünürlerinin büyüklüklerine halel gelmeksizin böylesi mülteciler olmak zorunda kalmaları henüz gizli bir tarihin sırrı olarak duruyor. Yani bir şeyi hissettiler, o kendini geri çekeni duydular, fakat yaşadıkları hayat ona doğru gitmekten onları alakoydu. Hocam bu akşam diyarı batı dediniz ya. Evet. Bu şiirden falan mı alınma? Ama onu Abendland diye kullanılıyor. Mesela akşam diyarının çöküşü, yok oluşu, yani batı. Oradaki akşam diyarı karanlığı gösterdiği için batı demiyor da akşam diyarı. Bunu kim söylüyor? Aydınlık olmadığı için. Akşam diyarı kim diyor? Akşam diyarı bir şiir, şair. Lerin söylediği bir şey. Şimdi şu anda hatırlamıyorum. Ama bu kullanılan bir sözdür yalnız. Ne yani Abendland kullanılır yani. Çevirmenin sözünde 10. sayfada bu kelimeyle ilgili çok güzel bilgiler var yazan. O bölümü okursanız paylaşmış orada. Evet, yani onu okuduyduk galiba değil mi girişte? Abendland Batı'nın çöküşü Spengler. Spengler kullanmıştır bunu. Spengler Batı'nın çöküşü, yani Batı'nın artık çöktüğü Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra orada Batı yerine akşam diyarı diyor. Siz akşam ülkesi önermişsiniz. O başka bir şey ya. Yok hocam bu işte.
Sizin şey Yavuz Bey bahsetti, sizin adınız vardı. Evet. Ya neyse ya, o şeylere takmayalım. Şimdi havayı bozmadan bunu devam edelim, şeyi bitirelim. Yani akşam diyarı batı demek. Ben ülke demişim galiba. Land yani. Land, land, diyar, ülke. Şimdi diyor ki düşünme edebiyata nüfuz etmiştir. Bu da orta çağın doktrinasından, yani çağın skentiyasına dönüşen, skentiya bilim, episteme karşılığı skentiya diyor. Akşam diyarının biliminin kaderini belirlemiştir. Akşam diyarı sözünü Mesut hep kullanır. Mesut Keskin önermiş. He? Mesut Keskin önermiş. Siz akşam ülkesini önermişsiniz. Mesut Keskin akşam diyarını önermiş. Çok matah bir şey değil. Ha, ülke hangi diyarda ya? Yani ona... Ama diğer Heidegger'e daha yakın, şöyle yazmış. Ha, olabilir. Ülke Heidegger'in ülke diye anlamadım. Ne bilmem, diyar ben belki Türkçe olduğu için ülke demişim. Diğer Türkçe değil mi? Muhtemelen değil, ses uyumu yok. Ha, evet. Diğer Türkçe değil herhalde. Dolayısıyla akşam diyarının biliminin kaderini ne belirlemiş? Çünkü Heidegger'in buradaki yakınması şu: bilim düşünmeyi anlamadan, o en düşünülesi şey batı diyarından en uzak olduğu zaman ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bilim düşünmez. Bilimler iki şekilde felsefeden kaynaklanmıştır. Felsefeyi terk etmek zorunda oldukları surette bilimler felsefeden gelir. Surette sözünü çok farklı biçimde kullanıyor ya. Bu şekilde ayrılarak ortaya çıkan bilimler kendilerinden hareketle sıçramayı, kökene geri sıçrayamazlar. Ha. Şimdi bakın, doğa bilimleri oluşmuş yani felsefeden çıkarak, işte astronomi, fizik, biyoloji. Burada bir sıçrama, felsefeden çıkıp bir sıçrama yapmışlar. Ama bu sıçrama köke doğru, başlangıca doğru sıçrama değil. Almanca'da bu oyunu yapabiliyoruz, Türkçe'de yapamıyoruz. Çünkü sıçrama Sprung. Kök, başlangıç, öz, esas, ana çıkış. Kaynak Ursprung. Yani o bakımdan Sprung, Ursprung şeyini kullanarak sıçrama yapmışlar ama kökten uzaklaşmışlar. Yani o en düşündürücü olanın uzağına düşmüşler. Artık onlar sadece düşünmenin bulmaya muktedir olduğu bir özsel alanın sorumluluğuna verilmiş olarak kalırlar. Yani bir alanın içinde kalarak düşünürler. En düşündürücü olandan uzaklaşmış olurlar. İşte bilimin kendi sorunları, onlar üzerine kafa yorarlar. İnsan kendini geri çekenin çekiminde olduğunda kendini geri çekenin içine doğru işaret eder. Oraya doğru giden çekim üzerinde bir işaretiz biz. Demek ki bir şey bizi düşünmeye yol çekiyor. Ve bu çekim alanında
bizler bir işaretiz. Fakat bu esnada konuşmamızın diline tercüme edilmemiş, yani henüz tercüme edilmemiş olan bir şeye işaret ederiz. Bu açıklamadan kalıyor. Yani bunun anlamını, açıklamasını, manasını bulamıyoruz. Biz manasız bir işaretiz. İzahatsız diye çevirmiş. Yani henüz bir işaretiz, fakat neyin işareti olduğumuz belli değil. Hölderlin Minamosyne, yani bellek Gedachnis ismiyle başlıklandırılmış şiirinde, ilahisinde, yani tanrılara yakılmış şiirinde, marş diye çevirmiş, çok kötü bir çeviri, ne alakası var ya? Bir işaretiz biz. Mana yokluğu, manası olmayan, manasını yitirmiş. Sancısız biz ve nerede ise dili gurbette kaybettik. Sancısızız biz. Yani biz bir işaretiz, bir bundan dolayı evet bir ağrımız yok. Schmerzlos. Ve neredeyse hemen hemen dili gurbette kaybettik. Neden gurbetteyiz? Çünkü o en düşündürücü olan bizi bırakıp gitmiştir. Ondan uzaktayız. Gurbetteyiz. Böylece düşünmeye doğru olan yolda şiirin bir sözünü dinliyoruz. Düşünmeye dair atılımımızın neden ve hangi hakla, hangi zeminde, hangi sınırlar dahilinde şiirle ve hatta bu şairin şiiriyle kendini bir ikili konuşmaya bıraktığını, düşünmenin bir yolunda gidiyorken evvela kaçınılmaz bir soru şeklinde kendimiz tartışabiliriz. Şimdi bir soru soruyor. Biz demek ki ağrısız, acısız, yani bu kaybettiğimizin, hemen hemen kaybetmekte olduğumuz dili arıyoruz. Yani düşünmek, bu dili yakalamak, bu dille neyi bulmak? Bu dille işareti yorumlayan. Peki düşünmenin ne demek olduğunu bilmediğimiz ve dolayısıyla şiir yazmanın ne olduğunu düşünemediğimiz sürece, bakın düşünme ile şiir yazma arasındaki ilgi. Çünkü şiir yazma meydana getirme anlamını taşır Batı'da. Yani poesis üretmek demek, bir şey meydana getirmek demek. Mesela tahtadan masa yapmak poesistir. Resim yapmak poesistir. Şiir yazmak poesistir. Yani bir şeyi imal etmek, üretmek, meydana getirmek, bir taştan heykel yapmak poesistir. Hocam Heidegger şiir yazmaya el zaten mi diyecek yoksa? Öyle bir şey demedi canım. Diyecek mi yoksa? Yani bir
şiir yazma ve düşünme arasındaki bağ, şiirin de yapmayla ilgili olan tarafını düşünebiliriz. Düşünme ile şiir yazma arasındaki çokça bahsedilen ilişkiyi nasıl düşünebiliriz? Muhtemelen günümüz insanları olarak bizler, Yunanlıların kendi yüce şiirlerini ve sanat eserlerini ne denli düşünerek deneyimlediklerine dair en ufak bir sezgiye dahi sahip değiliz. Hatta hayır, deneyimlemekten ziyade onları nasıl görünümsemelerinin, yani görünür hale getirmelerinin mevcudiyetinde bıraktıklarına dair bir sezgiye sahip değiliz. Yani mutfaklarını bilmiyoruz. Ürünler ortaya koymuşlar ama bu ürünleri nasıl meydana getirmişler? Ancak bizim Hölderlin'in sözünü, düşünmenin kuru gidişatını tazeleyip süslemek için düşünmenin kuru gidişatı diyor. Şiirle can veriliyor. Yani genellikle bizde şiir palavra bir şey olarak bakılır. Değil mi? Aklına geleni söyleyince şiir oluyor gibi düşünülür. Tabii şiirden anlayanlar öyle düşünmez ama şiiri ucuz bir yazma işi olarak görür çoğumuz. Ve onun için denir ki Türkiye'de 4 kişiden 5'i şairdir. Değil mi? Böyle bir şey. Herkes yaşamının bir şeyinde, aşamasında şiir yazmıştır. Ve birçok insan kendini şair zanneder. Ama bu yalnız bizim Türkiye'ye özgü değildir. Muhtemelen Araplar, İranlılar, bizim buralarda. Bu coğrafya. De bu coğrafya böyle olabilir. Belki Rusların bir kısmı. Ancak bizim Hölderlin'in sözünü, düşünmenin kuru gidişatını tazeleyip süslemek için şiirsel söyleminin olması lazım. Alanından alıntılamadığımız şimdiden aşikar olmuştur. Bu şiirsel sözün küçük düşürülmesi olurdu. Onun söylemi, Hölderlin'in, kendi hakikatine dayanır. Bunun da adı güzelliktir. Yani şair güzelin ardındadır. Güzellik, hakikatin özünün bir marifetidir. Ve hakikat burada şunu söyler. Güzellikle kendini ortaya koyarak. Tabii bütün bunlar Yunani söylemlerdir. Yani Yunan kültürüyle tanışmadıysanız bunlar çok bir anlam ifade etmeyebilir. Kendini gizleyenin meydana çıkarılması. İşte hakikat bu demek aslında. Güzel, hoşa giden değildir. Hoşa giden şey, hedone diyorlardı, haz. Bilakis ebediyen görünümsemesiz ve dolayısıyla görünmez olanın, görünümseme, belirme, fenomen
kendini gösterenler. Şimdi kendini gösteren fenomen, beliren, kendini gösteren. Tabii görebilirsen görürsün, kendini gösteriyor. Ama bir de kendini saklayanlar var. İşte eski Yunan fenomenlerin, yani görünümsemelerin, kendini görüngü falan diye de çevriliyor Türkçe'ye. Fenomenlerin kendini gösterenlerin arkasında ne olduğunu, görünenlerin göründüğü gibi değil de onları görünür kılan arkada bir şeylerin olduğunu düşüncesiyle araştırmaya başlıyorlar. Dolayısıyla işte bu örtülü olanın örtüsünün açılması, kendini gizleyenin meydana çıkarılması. Yani bilimde öyle değil midir? Yani yüzyıllar önce elektrik diye bir şey bilmiyorduk. Yani iki cismi birbirine sürttüğümüz zaman bir kıvılcım çıkıyordu belki. Ama veya bir yıldırım düşmesini görüyorduk. Ama elektrik enerjisini kullanmayı, ele geçirmeyi bilmiyorduk. Özelliklerini bilmiyorduk. Kendini gizliyordu. Kendini gizleyenin meydana çıkarılması. Görünmez olanın en görünür görünümsemeye ulaşması. Yani görünümseme demiş, çünkü tam bir şey görünüyor ama o göründüğü gibi mi bilmiyorsunuz. Bir görüntü görüyorsunuz. Onun için ona görünümseme demiş. Biz de bu şairane sözü kendi hakikatinde ve güzelliğinde bırakmak durumundayız. Yani Hölderlin'in sözlerini. Bu durum şairane sözü düşünmemizi dışlamaz, aksine içerir. Bakın bu yeni bir şey. Yani felsefede pek alışılan bir yol değildir. Ama bir Almanlar bu tip düşünmeye aslında eğilimli. Yani şair düşünürler var işte 19. yüzyılda. 18'de belki Novalis gibi şair, matematikçi, düşünür. Hölderlin'in sözünü özellikle düşünmenin alanına aldığımızda, elbette Hölderlin'in şiirsel söylediği şeyi düşüncesizce en düşündürücü olan adı altında düşünmeye hazırladığımız şeyle eşit tutmaktan kendimizi sakınmamız gerekir. Yani en düşündürücü olanı arıyoruz, bir şiir buluyoruz. Acaba bu şiirden yola çıkarak bu şiir en düşündürücü olanı veriyor demiyorum diyor. Ama bu arayışta bize yardımcı olabilir bu şiir. Şairane söylenen ile düşünsel söylenen hiçbir zaman eşit değildir. Birisi şairane,
söylemiştir, poetiş söylenmiştir. Öbürü düşünsel olarak söylenmiştir. Yine bakabiliriz metne. ...22. sayfa değil mi? Yok, 21. Orijinal şeyde. 21'in sonları mı? 21'in sonları mı? Evet. Evet. ...21'in sonları, evet. Aslında çok güzel bir yöntem. Özgün kitaptaki sayfalarını da buraya koydum. Evet, en düşündürücü olan adı altında. Bu şairane söylemek ayrıdır, bu iş ayrıdır diyor. Şairane söylenen ile düşünsel söylenen hiçbir zaman eşit değildir. Fakat şiir ile düşünme arasındaki uçurum saf ve kesin olarak aralandığı zaman bunlar bazen aynı şeydirler. Evet, bu ilginç bir şey. Yani bunların aynı olduğu durumlar vardır. Düşüncenin şiire, şiirin düşünceye katıldığı yerler. Tabii bu konuda Heidegger çok eleştirilmiştir. Yani rastgele şiirden bir şair buluyorsun, bir şiir buluyorsun, oradan yola çıkıyorsun. Yani burada bir keyfi, rastgele bir durum var. Rahatsız edici bir şey gibi gözüküyor. Ama buradan çıkarak ne bulduğu, ne oluşturduğuna bakmak lazım. Yani hemen itiraz etmemek gerekir herhalde. Bakın ne yapıyor? Şiirin yüce ve düşünmenin derin olduğu zaman bu ilişki kurulabilir. Yani şiir yüce bir şiir olacak. Bakayım onu. Evet, şiir yüksek olacak. Yüksek olacak. Evet, kelime yüksek, yüce. Belki yüce daha güzel Türkçe. Düşünme de derin olacak. Tif. Ve buradan yani her düşünceyle her şiir bağdaşmaz. Bu durum şiirin yüce ve düşünmenin derin olduğu zaman vuku bulabilir. Buna dair de Hölderlin bazı şeyler biliyordu. Bunu şu şekilde başlıklandırılmış iki kıtadan çıkarıyoruz. Yani başlık Sokrates ve Alkibiades. Neden hürmet ediyorsun aziz Sokrates bu delikanlıya daima? Daha yücesini tanımaz mısın? Daha büyüğünü, yüce diye çevirmiş.
Neden sevgiyle bakıyor, tanrılara bakar gibi gözlerin ona? Demek ki Sokrates delikanlıya tanrılara bakıyor gibi bakıyormuş Hölderlin'in şiirinde. Eğer bu Alkibiades'se, Alkibiades'e öyle baktığı pek sanmıyorum ama öyle yazmış olur herhalde. Belki Alkibiades değil. Cevabı ikinci kıta veriyor. Kim en derin düşündü, sever en canlı olanı. Yok, kim en derin düşünürse en canlı olanı sever. Bu müthiş bir laftır. Yani burada ile düşünme arasındaki bağı görüyorsunuz. Bu Yunani bir şeydir, anlayıştır. Çünkü Yunanlılar derin düşünmeyi canlı yaşayarak kazandılar. Yani mağaralara çekilip günlerce düşünmediler. Yemeden, içmeden şarkı söylediler, dans ettiler, spor yaptılar, içki içtiler, seviştiler ve düşündüler. Kudurdular. Belki öyle diyelim. Dionysos. Onun için düşünebildiler. Hocam bu Sokrates'i Alkibiades nereden almış? Bilmiyorum, bir şiir galiba. Hocam bu daya nasıl bakıyor? Oradaki nokta yok. Evet yok, şey diye açıklama yok. Almanca yapmış açıklamaya. İlk not diye. Yok, o not değil o. Şey, Almancasını koymuş oraya. Şiirin Almancasını koymuş. Ha, öyle mi? Evet. Bu Yunanlıların şeyi canım, yani bunun budayla mudayla şeyi yok, alakası yok yani. Mesela bir tarafta inzivaya çekilme hali var, öbür tarafta... O başka bir şey. Bir Yunan üzerine düşünüyoruz biz şimdi. Yani buradaki düşünce. En derin olanı düşünen, daha doğrusu evet, kim en derin olanı düşündü, en canlı olanı sever diye çevirmiş. En derin olanı düşünen en canlı olanı sever. Yüce gençlik anlıyor dünyaya kimin baktığını ve arifler meylediyor. Bu tabii olmamış. Yani kötü bir çeviri. Arif'in pagan kültürde yeri ne? Yani bu olmuyor. Yani bu böyle bu olmuyor. Yani biraz bizim tarafa çekmeye çalışmış ama yabancılığı fark etmemiz lazım. Arifler meylediyor. Bilgeler, wisen. Bilgeler meylediyor. Çoğu zaman sonunda güzel olana, güzele meylediyor. İşte şölen diyaloğu. Hocam burada şölen diyaloğu, yani öbür şeyi de okuyoruz. Şölen. Güzel, mükemmel demektir. Güzel, iyi demektir. Yani güzel, fiziksel bir güzellikten söz edilmiyor. Yani Mevlam neylerse güzel eylerdeki güzel bu. Yani yakınlaştırmak için söylüyorum. Yakınlaştırmak için söylüyorum. Hocam, şundaki özgünlükteki düşündü mü düşünen mi?
Evet, düşünür. Düşündü de olur ama yani düşündü. Kim ki düşündü, o canlı olanı sevdi. Yani sever, genelleyebiliriz canım, şey yok. Bitti anlamında değil yani. Evet. Ama bu şöyle alıntılanır çoğu zaman. En derin olanı düşünen, en canlı olanı sever. Dolayısıyla düşünmek münzevi bir iş değildir. İnziva mesela o anlamda Nietzsche'nin de, Heidegger'in de herhalde, Hölderlin'in de, eski Yunan'ın da karşı çıktığı bir şeydir. Gerçi tabii mistik şeyler vardır eski Yunan'da. Mesela Pitagoras gibi böyle okullar yok değildir. Ama eski Yunan yaşamı genel olarak canlı bir yaşamdır. Bizi burada ilgilendiren mısra şudur. Kim en derini düşündü, sever en canlı olanı. Yani düşünmüşse, böyle bir düşünmüşlüğü var ise elbette canlı olanı sevecektir. Fakat bu mısrada kolaylıkla asıl söylemde bulunan ve dolayısıyla taşıyıcı olan sözleri yani fiilleri duymazdan geliyoruz. Fiili sıradan kulaklar için alışılmamış bir biçimde mısrayı başka bir şekilde vurguladığımızda duyarız. Kim en derini düşündü, sever en canlı olanı. Bu iki fiilin birbirini takip eden yakınlığı mısranın merkezini oluşturuyor. Hoşlanmak düşünmeye dayanıyor. Sevgiyi düşünme üzerinde temellendiren acayip bir rasyonalizm. Duygusal olmaya yüz tutan fena bir düşünce. Onun için soruyoruz, düşünme ne demektir? Mesela yüzmenin ne demek olduğunu hiçbir zaman yüzme hakkında yazılmış bir makaleden öğrenemeyiz. Neden? Yüzmenin ne olduğunu bize ancak akıntıya atlamak söyler. Düşünme ne demektir sorusu hiçbir zaman düşünme hakkında bir kavramsal belirleme veya tanım öne koyarak ve onun içeriğini gayretle yayarak cevaplanamaz. Biz dersin devamında düşünme üzerine düşünmüyoruz. Düşünmeyi kendine nesne edinen basit akışın yahut aksin neyse akışın dışında kalıyoruz. Büyük düşünürler önce Kant sonra Hegel bu aksin akis herhalde yansıma anlamında kullanıyor değil mi? Akis o anlamda kullansa gerek. Akis yansıma. Bir bakayım. Evet, yüzmeyle ilgili söylüyordu. Düşünme nedir?
Düşünme nedir'i anlayabilmek için tanımlar yapmamız gerekmiyor diyordu. Şeyi eleştirdi mesela burada Hölderlin'in sözünü. Çok duygusal bir şey, düşünmeyle duygu arasında bir bağ. Dolayısıyla yüzmenin ne demek olduğu bakayım. Düşünmeyi kendine nesne edinen basit akisin dışında kalıyoruz. Refleksiyona akis demiş ya. Vah vah vah. Refleksiyon akis olur mu ya? Düşünümsel deniliyor. Bakışık düşünme diye çeviriyor. Refleksiyon reflectere Latinceden geliyor. Yeniden dönmek demek bir şeyin üzerine. Kafa yormak, kafa patlatmak. Biz alışılagelen irdeleme diyelim, ele alma diyelim. Ele almanın dışında kalıyor. Refleksiyona akis demiş. Ve kötü bir Türkçe, akisinin. Bir defa akisinin denmez, aksinin denir. Yani felaket bir şey ya. Aksının, aks. Aksinin. Yok, bu akis, akis yansıma. Tamam. Refleksiyonu, evet. Aksi, aksi. Aksi. Aynada ne görüyorum? Aksimi görüyorum. Yansımamı. Ama refleksiyon burada yansıma demek değil ki ya. Refleksiyon düşünmek demek bir çeşit. Ele almak, tekrar kafa yormak demek. Ona şaştım yani. Çok basit bir şey bu. Yani neden böyle olmuş? Diğer bir deyişle şunu da söyleyebilir miyiz hocam? Bu cümleyi takibinde kurduğu için kavramsal belirleme veya bir tanım öne koyarak bunun içeriğini gayretle yaymayı da basit bir eylem olarak yani. Tabii. Yani tanımlardan filan yola çıkmıyoruz. Aslında yoksa hani düşünme şey. Nudur iki nokta üst üste birçok insanın yaptığı gibi. Ders kitaplarında, şurada burada tanımla işi halledebilirdik diyor. Evet, onun peşinde olmak. Yani bu bir refleksiyon aslında. Ama böyle bir refleksiyonun, böyle bir kafa yormanın, böyle bir düşünme tavrının, isterseniz bu bağlama uygun bir çeviri, düşünme tavrının, Almanlar, Alman felsefecileri çok kullanırlar refleksiyonu. Refleksiyon akis olarak fizikte geçer ya. Felsefede böyle geçmez. Bir felsefe metninde eğer fizikle ilgili değilse optikle şurada burada refleksiyonu yansıma diye çevirmek kaldı ki yansıma da demiş. Akis demiş. Siz onu akış diye herhalde... Ne bileyim akış olması lazım. Bakıyor musun? Refleksiyonmuş. Felaket bir şey. Yani şunu demek istiyor. Bu düşünme işi, hani geometride falan olduğu gibi önce tanımlar vardır, aksiyomlar vardır, çıkarım kuralları vardır. Ona göre oturursunuz, ispat yaparsınız, tıkır tıkır gider işler. Çünkü kurallar önceden belirlenmiştir.
Burada ise böyle bir şey yok. Neydi o Murat Han Munga'nın? Muhalle. Evet. Muamma mı? Evet. Bir muammanın peşrevinde muallaktayız. Düşünme budur. Hep peşrevdeyiz yani. Hep üvertür. Üvertürden sonra asıl oyun başlamadı da. Bu konuda her ne kadar yol aldıkları ve nereye ulaştıkları atladım. Kant ve Hegel'de farkındalarmış verimsizliği bu şekilde. Yüzmenin ne demek olduğu, evet. Düşünme ne demektir sorusu hiçbir zaman düşünme hakkında bir kavramsal belirleme veya tanım öne koyarak onun içeriğini gayretle yayarak cevaplanamaz. Bu dersin devamında düşünme üzerine düşünmüyoruz. Düşünmeyi kendine nesne eden, edinen basit bir akıl yürütme dışında kalıyoruz. Refleksiyon o demek değil ama hani buraya şey yaptık. Adapte ettik, uyarladık. Büyük düşünürler, önce Kant sonra Hegel, bu kafa yoruşun, bu akıl yürütmenin verimsizliğinin farkına vardılar. Yani böyle düşünmenin. Şimdi böyle düşünme biraz matematiksel, geometrik, aksiyomatik düşünmedir. Analitik düşünürler, felsefeciler biraz böyle düşünmeyi, eskileri belki, yenileri öyle değil belki. Ama daha tanımları, yolları, kuralları belli biçimde düşünürler. Düşünme üzerine düşünmek, büyük düşünürler, önce Kant sonra Hegel, bu akışın, yani bu kafa yormanın, bu tarz düşünmenin verimsizliğini anladılar. Sonra bu tarz düşünmekten dışarı çıkmak zorunda kaldılar. Bu konuda ne kadar yol aldıkları ve nereye ulaştıkları, yolumuzun uygun bir yerinde bizi çok düşündürecek. Düşünme üzerine düşünmek, akşam da, yani batıda mantık olarak gelişti. Yani düşünmeyi mantık oluşturarak nasıl güvenli biçimde düşünürüz diye düşündüler. Mantık, düşünmenin özel bir biçimi hakkında özel bilgileri bir araya taşıdı ve bu bilgiler kendine lojistik diye özel bir bilimle, lojistik dediği şey şu, lojistiği biz başka anlamda kullanıyoruz değil mi? Yiyecek içecek taşıma falan filan. Lojistik dediği şu, modern mantık, matematiksel mantık. Yani matematikle mantığın kaynaştırılması 20. yüzyılın başında oldu. Bugün modern mantık dediğimiz, matematiksel mantık dediğimiz, işte Russell'la Whitehead'in birlikte çalışıp oluşturdukları bir düşünme sistemi, ki bilgisayarların işlemesinde de etkilidir. Bool cebriyle birlikte 0-1 mantığı. Lojistik, yani matematiksel mantık, özel bilimlerin en özel olanıdır. Yani bir teknik alandır. Anglo-Sakson ülkeler başta olmak üzere matematiksel mantığı artık bugün birçok yerde
ciddi felsefenin yegane geçerli şekli olarak kabul edilir hale getirdiler. Bozuk cümle. Zira netice ve yöntemleri teknik dünyanın imarı için doğrudan kesin fayda getirir. Yani bu mantığı kullanarak bilim felsefesi yaptılar, analitik felsefe yaptılar, oluşturdular, yeni mantıklar gelişti. Dolayısıyla bugün bu modern mantık Amerika'da, başka yerlerde geleceğin asıl felsefesi olarak tini tahakküm altına almaya başladı. Yani düşünce alanını, maneviyat alanını, mana alanını egemen ele geçirmeye başladı. Hep mantıklı düşünmeye çalıştı. Bilimin yolunu izleyerek felsefe yapmaya çalışıldı diyor. Modern mantık, modern psikoloji, psikanaliz ve sosyoloji ile uygun bir biçimde bağlandığından dolayı felsefenin birleşmiş iktidar yapısı kusursuz oluyor. Ancak bu kuşatma kesinlikle insanın eseri değil, eseri değildir. Mesela bir yapıt diyor, bir eser diyor. Hususi diyor, özel diyor. Bu disiplinler daha çok uzaklardan gelen ve adının konması için belki Yunanca poiesis, şiir sanatı ve tehne, teknik sözcüklerinin uygun olduğu bir kudretin marifeti altındadır. Şimdi çok ilginç bir gelişme bakın oldu. 20. yüzyılda, 19. yüzyılda bilim büyük bir kriz geçirdi. Yani Newton fiziği göçtü. Çünkü öyle olaylarla karşılaştı ki fizikçiler, mesela kara cisim ışıması falan gibi, mikro düzeyde Newton fiziği çalışmadı, yani atom yapısı, ve makro düzeyde işte güneş sisteminde gezegenlerin hareketleri ile ilgili açıklamalarda artık Newton fiziği bunalıma girdi. Bu bunalımdan çıkmada felsefenin hiçbir katkısı olmamıştır. Bu da felsefenin aşağılanmasına bir kısım düşünürler tarafından yol açtı. Dedi ki ya felsefe oturuyor, felsefeci koltuğunda üfür Allah üfür. Hiç bak bir sürü kriz geçirdik. Yeni bir bilim oluştu, fizik oluştu. Ama felsefenin bundan haberi bile yok. Eski felsefecilerin. Ancak bilimle uğraşan felsefeciler bunu yorumlamaya çalıştılar, anlamaya çalıştılar. Dolayısıyla bundan sonra artık felsefe bilimden ayrılmayacak arkadaş. Öyle palavradan felsefe olmaz. Onun için felsefe mi yapmak istiyorsun? Önce bir bilim alanında uzman olacaksın. Ondan sonra o bilim alanında yapılıp edilenleri yorumlayacaksın. İşte bu sana felsefe. Buna bilimsel felsefe adı da verildi. Şimdi peki bu felsefenin dili ne olacak? Fiziğin bir dili var, matematik. Felsefe madem bilimsel yapılacak, dili ne olacak? Kolay. İşte 20. yüzyılın başında matematiğin temelleri ne atmaya çalışan Whitehead'le Russell Principia Mathematica diye bir kitap yazdılar. 3 ciltlik kocaman. Orada bir matematiksel mantık geliştirdiler. İşte matematiksel mantıkta felsefenin dili olacak. İşte bu. Hakikaten bu alanda çalıştılar.
Yani bunu kullan Russell başta olmak üzere. Ama 30'lar, 1940'lar, hatta bizim ülkemizde ben öğrenciyken öyle yetiştim çünkü. Yani hocalarımız bize sakın ola Platon falan filan okumayın. Hepsi yanlış. Ne okuyacağız? Kuantum mekaniği, topoloji, işte şeyden lineer cebir dersi alın matematikten ve biz hep öyle yetiştik. Yani bilimi izleyen, şimdi tabii o dönemin hocaları olsa herhalde saçlarını başlarını yolarlardı. Yani şiir, miir böyle tuhaf şeyler ne oluyor ya? Bunlar artık iyiden iyiye sapıtmış diye. Ama şöyle bir benzerlik var bakın. Teknik bir yapmadır. Değil mi? Bir şey üretme, meydana getirme, bir süreci kontrol altına alma. Bir oluşturma işidir. Şiir de eski Yunan'da bir oluşturma işidir. Dolayısıyla şiir teknikle yazılan bir şey değil tabii. Ama bir üretimdir. Bir meydana getirmedir. Ortaya koymadır. O bakımdan teknikle şiir arasında nedenli uzak görünürlerse görünsünler bir yakınlık vardır. Eski Yunanlılar şairlerin şiirlerini kendilerinin yazmadığını düşünürlerdi. İçlerine ilahi varlıklar giriyor ve onlara yazdırıyorlar. Dolayısıyla şiir insan üstü bir kaynaktan, tanrısal bir kaynaktan geliyor. Zaten unutmayalım ki Homeros'un çalıp çığırdığı efsane eski Yunan'ın diniydi, olmuştur. Yani din şiirdir, dini, pagan dini, efsane üzerine kurulmuştur. Şairlerin oluşturduğu, çünkü şairler sıradan insanlar değillerdir. Şairler yukarıyla temas edenlerdir. Yukarıdan almış, aşağıya tebliğ etmişlerdir. Ve din oluşmuştur. Fakat tabii çok ilginç şiirdir, türküdür. Çünkü Homeros aslında Homer'miş, Ömer'miş o. Ve çalıp çığırarak söylüyor. Müzik, türkü yani. Bunu kim diyor Homer Ömer'di diye? Ha, öyle şaka yapılır canım, Homer. Ay yok, ya, diyebilirler yani ben artık. Ha? Ya aslında Homeros Ömer demekmiş de olabilir.